Herkese merhaba. Küba 350 cc'lik Altera 350 modeliyle birlikteyiz. Su soğutmalı bir model. Bu ATV piyasasında alabileceğiniz en uygun ve en güçlü motor diyebilirim. Hem 4x4 hem 4x2 kullanabiliyorsunuz. Birçok özelliği var. Güzel makyajlar yapmışlar. Gündüz ledi, halojen lamba, vinç, çakmak girişi var şurada. Kamplarda filan kullanıyorsunuz. Uzaktan kumandalı vinç olduğu gibi yine burada ayrıca bir butonu var. Şimdi bu modeli size ayrıntılı olarak tek tek anlatacağım. Alınmalı mı, alınmamalı mı? Yani nerelerde kullanılır? Onlara tek tek bakacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Aracımız 350 cc. Burada da 1500 dizel bir Clio var. Clio ile aynı yakıyor. Yani yakıtı çok ciddi. Zaten traktör diye geçiyor arkadaşlar. Bu tam bir iş makinası. Maksimum hızı saatte 45 kilometre. Ben 47'yi bir kere gördüm. Onu da nasıl yaptım bilemedim. On-road bir araç. Plakası var. İsterseniz off-road da yapabiliyorsunuz. Arada 4000 TL oynuyor. Plakalı alırsanız 4000 TL biraz daha fazla ödüyorsunuz. 50.000 TL civarında. Şu anda 2021 yılındayız. Bu araçla iş yaparsınız arkadaşlar. Gezmek için pek alınacak bir araç değil. Yani buradan 30 kilometre uzaklıktaki bir sahile gideyim dersiniz. Emin olun bisiklet hızında gidiyorsunuz. Çok zevkli, keyifli ama güneşin altında bayağı bir sizi uğraştırıyor. Güneşte yanmanıza ek olarak da çok ciddi olarak da ilgi odağı oluyorsunuz. Gören herkes bu aletlerden sık görmediği için yani parası olan olmayan Mercedes'li, BMW'li, Audi'li kim varsa biraz kıskanıyorlar. Keyifli, o yönden güzel, dikkat çekici. Ama bu araçla yapabileceğiniz işler belli. Böyle arazilerde biz hayvan kurtarmada kullanacağız. Arkasına römork takacağız, römorkla eşya taşıyacağız. Bu tip işler için alın veya karlı bir bölgede yaşıyorsanız kışın o zaman kullanabilirsiniz. Yani normal asfaltta kullanım için çok gereksiz bir alet. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi öncelikle kontak anahtarını açıyorsunuz. Boşta olması lazım. Şu vites topuzunu ileri yaptığınızda ileri oluyor, geri yaptığınızda geri geliyor ve böyle bir sinyal veriyor. Bu şekilde vitesteyken araç çalışmıyor. Şurada V simgesi yanıyor. İleriye alıyorum ve boş yandı. Şimdi şu şekilde çalıştırıyorsunuz. Hiçbir şeye basmıyorsunuz. Burada hemen devir sayacı atmaya başlıyor. Şu anda 4x4'te. Şurayı 2WD'ye aldığınızda 2WD'ye geçiyor. Bu geçiş hemen olmuyor. Yani bu da ekranda geçmiyor. Şöyle biraz hareket edince burası 2WD'ye geçiyor. Tekrar 4x4'e alıyorum. Şöyle. Şimdi vinci kullanacağız. Halojen lambalarımız yanıyor. Aynı zamanda gündüz ledi de var gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Kısa ve uzun olarak değiştirebiliyorsunuz modlarını. Şimdi araçtan biraz uzaklaştım. Yaklaşık 10 metre ötedeyim. Vincin bir uzaktan kumandası var. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bu mesafeden de hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi yakından yapacağım. Bu aletin bu mekanizmayı göstermek için uzaklaştırdım. Çünkü sesi bayağı gürültülü bir alet. Şimdi de yakından bakalım. Şu sargı kısmı var ya, burayı düzgün sarmanız lazım. Eğer düzgün sarmazsanız burası takılır ve çıkartırken ve sokarken problem yaşar. Aynen bir ip makarası gibi böyle sardırarak, sağlı sollu zikzak yaparak sıralar halinde yapmanız lazım. Şimdi boşaltmaya devam ediyoruz.
aracınız patanaj çekerek kalkmıyor ve bu şekilde vinci geriyorsunuz, bir ağaca bağlıyorsunuz. Burada isterseniz uzaktan kumandayla dışarıdan yönetebilirsiniz. Bakın şu şekilde aracı çıkartabilirsiniz. Ama tavsiye edileni üzerinde mutlaka bir şoför olsun ve bu işlemi şoför yapsın. Şoför de bu zor gelirse şuradaki butonu kullanarak yapabiliyor. Böyle. Bakın bu buton da aynı işlemi yapıyor. Ve hemen sargı yerine oturuyor. Şimdi ağaca fazla zarar vermemek için geri boşandırıyorum ve şu şeyi çıkartacağız, halatı çıkartacağız. Alabildiğimiz ve bulabildiğimiz en kolay ve basit kabin buydu. İçi bayağı bir malzeme alıyor ve emniyet kilidi var iki tane. Gerçi bozuk, aldığımız günden beri de bir işe yaramadı. Şu kabin 500 TL arkadaşlar. Aletin İşte giydirmeleri, mik şeyleri, bu etiketleri filan güzel. Bu da uyarı levhası var. Bunlar yasal olarak mecbur tutulan şeyler herhalde. Yine arka sinyal ve stop lambaları. Burada da yine marka, model, yine uyarı levhası ve ön tarafta da burada ayrı bir uyarı levhası var. Aletin ciklesi yokmuş. Öyle dediler. Tam bir teknoloji harikasıymış. Kendine göre beyni varmış. Hani kışın çalışmazsa vesaire diye kendini ayarlıyormuş. Normal motosikletlerde biliyorsunuz cikle var. İşte hava soğuk olduğunda önce cikleyi açarsınız, sonra yarım yapıp normale çevirirsiniz. Bu şekilde değil. Kötünün iyisi diyelim. Biraz da şöyle ormanlık alanda şimdi bir gezelim. Bir de nasıl kullanımı var onu size ayrıca göstereyim. El frenini bırakmak için normal freni sıkıyorsunuz ve mandal düşüyor. Şu şekilde de artık yolunuza devam edebiliyorsunuz. Göstergelerimiz normal, hiçbir problemimiz yok. Şu anda ileri vitesteyiz ve dağlık bir alana doğru harekete geçiyoruz.